Maraş Manşet Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Cumhur İttifakı Çağlayan Cerit Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Güvenç, memleketin iki yakasını bir araya getirdik, sizlerin de desteğiyle bundan sonra ülkemizde asla huzuru ve güvenliği bozamayacaklar dedi. Elbistan Belediyesi'nce kırsal mahallelerde 50 bin metrekare kilit parke çalışması yapıldı. AK Parti Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, 100 bin metrekare daha kilit parke yapılacağını söyledi. AK Parti 12 Şubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Banu Pakdil, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 12 Şubat Belediyesi bisiklet ve yürüyüş yolunda düzenlenen kahvaltı programında kadınlarla bir araya geldi. Kentimizde şüphe üzerine gözaltına alınan hırsızlık zanlılarından 22 yaşındaki kadının 22 suç kaydı olduğu ve evden hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Suriye'de esir tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılmasını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta hava güneşli, günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 19, en düşük hava sıcaklığı 6 derece. Doğru, tarafsız, ilkeli haberciliğin adresi Manşet Gazetesi iOS ve Android uygulamalarıyla artık akıllı telefon ve tabletlerinizde. Günün manşeti, öne çıkan gelişmeler, son dakika haberler, haber videoları, köşe yazarları, ulusal gazete manşetleri ve habere dair her şey Maraş Manşet iOS ve Android uygulamalarında. Ayrıca Radyo Fresh'i de canlı dinleyebilirsiniz. Anlık bildirimleri açmayı unutmayın. Manşet, gerçek çok net.